İyi arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Tesisat revizyonumuzla ilgili sizlere bilgi vermek istedim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz gaz kelebeği ile ilgili video çekmiştim. Gaz kelebeğini falan söktüm. Bugün de enjektör kütüğünü söktüm arkadaşlar. Enjektör kütüğünü söktüm, benzin enjektörlerini. Gördüğünüz gibi şimdi bu enjektörleri tek tek temizleyeceğiz. Temizleme yöntemini de ben size göstereceğim arkadaşlar. Bakın, bunlar benzin enjektörleri, enjektör kütüğü ve benzin basınç regülatörleri. Şimdi bunları tek tek sökeceğim ve bunları nasıl temizleyeceğinizle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlar, esasında kısmi olarak girelim dedik ama bu iş böyle olmayacak. Girmişken tam giriyoruz arkadaşlar. Bakın, LPG'yi takarken yaptıkları tesisata bakın. Yazıklar olsun. Ben böyle bir şey demiyorum. Yani hiçbir şey demiyorum. Şimdi bu enjektör soketlerimiz alındı. Serhat Yaman kardeşimiz sağ olsun. Sıfır enjektör soketi aldı. 4 tane. Enjektör soketlerimiz yenilenecek arkadaşlar. Kablo aldı. Ve yanmaz blendaj aldı arkadaşlar, ısıya dayanıklı. Buradaki tesisatı yenileyeceğiz arkadaşlar. Ana tesisatımızda bir şey yok. Zaten PMS'imiz, kelebeğimiz falan muazzam çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Burayı komple yenileyeceğiz arkadaşlar. Burayı yıkayacağız. Şimdi burada yağ birikintileri olmuş. Tabii ki hiç 30 yıldır yağ birikintileri olmuş. Bura komple benzinle yıkayacağız arkadaşlar burayı. Silindir kapağı, yani külbütör kapağımızı sökeceğiz arkadaşlar. Külbütör kapağımız polisajlanacak. Ondan sonra külbütör contasını değiştireceğiz. Manifoldu sökecektim ama manifoldun içi temiz çıktı. Manifoldu sökmeyeceğim arkadaşlar. LPG borularını komple yenileyeceğim. Kötü olmuş, sertleşmiş. Bakın arkadaşlar, LPG borularını komple yenileyeceğim. Zaten LPG enjektörlerimiz biliyorsunuz yeniydi. Vicars 210 LPG enjektörlerimiz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra buralar falan komple yıkanacak arkadaşlar. Buralar falan komple tertemiz olacak. Silindir üst kapağımız polisajlanacak. Ondan sonra tesisatımızı yenileyeceğiz. Buradaki tesisatı, ondan sonra Allah kısmet ederse arabayı toplayacağız ve marşa basacağız arkadaşlar. Bakın, LPG'cinin yaptığı tesisat. Bunları hep yenileyeceğiz arkadaşlar. Bunları hep yenileyeceğiz. Yani hani işini hakkıyla yap arkadaş. Yani niye insanları bu şekilde, hadi ben bunu fark etmesem arkadaşlar, arabadaki ben asıl sıkıntıyı size söyleyeyim. Araba bayağı bir zamandır ben bu arabaya benzinle biniyordum. Yaklaşık 6-7 aydır. Araç LPG'ye geçtiği zaman 3. silindirin benzin akışını kesmiyordu arkadaşlar. Yani LPG ile benzin aynı anda gidiyordu. Ama benzinde kusursuz çalışıyor tabii ki, hiçbir sıkıntı yok. Bazen de kesiyordu arkadaşlar. LPG'de de kusursuz çalışıyordu. Ama ağırlıklı olarak 3. silindirin benzin akışını kesmiyordu arkadaşlar. En sonunda ben dedim komple LPG sistemini bir değiştireyim. Belki LPG sistemindedir diye. Ama LPG sisteminde EQ falan değiştirdim, denedim. Serhat Yaman kardeşimiz sağ olsun bana EQ gönderdi. EQ ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. En sonunda arkadaşlar şu tesisatı, şuradaki, zaten şuradaki tesisatı beğenmiyordum ben. Ya bir yine bir, bu böyle bir akşam aşağıya indim. Tesisatı bir soydum. Nutkum durdu arkadaşlar. Benzin enjektörünün şasisi, yani araya LPG için girmişler ya. Orayı iyi blendajlayamamışlar arkadaşlar. Arabanın gövdesinden şasi alıyor arada bir. Benzin enjektörünün akışını kesmiyor. Araba 3. silindirde benzin ve LPG'yi aynı anda yakıyor. Olay bundan ibaretmiş arkadaşlar. Biz de girmişken komple girelim. Ondan sonra bütün soketleri, tesisatı falan komple yenileyelim. Buraları da tertemiz, cincik gibi temizleyip çıkartalım ve ağız tadıyla binelim dedik arkadaşlar. Girmişken zaten bunun hali hazırda bende var. Külbütör contasını da değiştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra bütün ne var ne yok, Allah kısmet ederse güzel bir şey ortaya çıkartıp uzun yıllar daha bize hizmet etmesini sağlayacağız. Benzin enjektörlerini hakeza temizleyeceğim. Girmişken tam girelim dedik arkadaşlar. Gaz kelebeğini falan temizledim.
Gelişmelerle ilgili tekrardan sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlar lütfen tesisatlarınıza iyi bakın, iyi kontrol edin. Ben arabanın kelebeği falan kusursuz kuruyor, PMS'i kusursuz çalışıyor diye biraz alttan almıştım ama tabii ki soydum burayı ve nutkum durdu. Yani böyle bir şey yok ya, resmen bu kasaplık. Yani bu resmen kasaplık. Bir kere bezbant kullanılmaz ki yani. Motorda bezbantın ne işi var? Bütün tozu, pisliği ne var ne yoksa içeriye çeker arkadaşlar. Onun için sizler de araçlarınızın tesisatlarına dikkat edin. Mümkünse elinizden geliyorsa yenileyin. Gelmiyorsa bir elektrikçiye yenilettirin ya da yenisini alıp üzerine takın arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Buralar falan yani tertemiz olacak, pırıl pırıl olacak. Ya son videosunu ve fotosunu attığım zaman çok ciddi bir fark ve değişim göreceksiniz arkadaşlar. Gözlerinize inanamayacaksınız Allah'ın izniyle. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize tekrardan görüşmek üzere diyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Hız yapmaktan kaçınalım ve emniyet kemerlerimizi takmayı ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere diyorum.